Hocam e, soracağımız çok sorular var. Doğru değil, değil mi? Sizin engin bilgileriniz e, gördüğünüz gibi o kadar çok zenginiz ki bugün stüdyomuzda, e, masamızda e, sizin e, okuyup aydınlanmamız için çok fazla bilgi birikiminiz var ve biz de elimizden geldiği kadarıyla e, bu tecrübelerinizden faydalanmak isteriz ve hemen ilk soruma geçmek istiyorum. Tabii şunu anlamaya çalışıyor insanlar, e, gerek kitaplarınızdan gerek videolarınızdan öğrenmeye çalışıyor. Yeni bir dünya düzenine geçtik ve bunu evet. e, özellikle de son dönemde hepimiz birbirimize soruyoruz. Ne oldu da böyle oldu? Evet. E, Kabala'nın Kutsal Yedisi, Şemitah Döngüsü, Elitokrasi ve Esseriler e, düzeni hakkında bize bilgi verir misiniz? Evet, e, teşekkür ederim. Tabii e, güzel bir başlangıç soru için aslında. Aslında e, gerçeği şu ki e, bütün değişimleri dünyadaki olup biteni e, insanlık tarihinden bu, ta, bugüne kadar e, özetleyen bir soru hı hı. bu ki e, sizde samimi haber televizyon internet televizyonunda e, böyle bir başlangıcı yapmak da hoş bir şey. Şunu ifade edeyim Aleyna Hanım e, her, Hiçbir hiçbir reel politika kendi halinden oluşmaz. Bütün reel politikalar iki temel üzerine oturur. Bir, semavi dinlerden kaynaklanan veya felsefi inançlardan, dinlerden kaynaklanan ki tarihe dönüp baktığımızda milattan önce 9. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla kadar 11 yüzyılda, 1100 yüzyılda, 11 yüzyılda açıkçası bir inanç oluşturulmuş vaziyette. Nedir bu inanç? Ottomanlar e, e, Müslümanlık yok, e, Yahudilik ve Hristiyanlık var, Hı -hı. Hint e, mistizmi var, İran Mitraizmi var e, mistizmi, yine e, Yunan e, Pisagorculuğu felsefesi var, yine e, Mısır e, Firavunlarının, Mısırın en önemli inançlarının olan e, Hermetik e, işte inançlar e, dediğimiz bir e, inanç sistemi var. Bütün bunların harmanlanmasıyla e, Kabala denen bir e, Yahudi e, inancı mistizmi var. Bugün de e, dünyaya format atan, yeni bir dünya e, düzeni tasarlayan e, güç odakları, güç simsarlarının hı hı. temel dayanakları bu inançtan neşet etmiş, doğmuş olup, e, dayandıkları bir kısım ritüeller vardır. Yani hiçbir inanç ritüelsiz olmaz. Yani İslamında işte orucu var, kurbanı var, namazı var vesaire Hı. gibi bütün Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de ve bu o, felsefi dinlerde de ki bugün baktığımızda e, 2000 23'ün ortasında dünyanın e, toplam nüfusu 8 milyar e, civarında 8 milyarı geçti. Hı hı. İnsanlar zannediyor ki 8 milyar insanın çoğunluğu Yahudi, Hristiyan veya Müslüman. Hayır. İnsanların bu 8 milyar insanın çoğunluğu hiçbir semavi dine inanmayan insanlar yarıdan çoğu. E, Çin Vietnam, Kamboçya, efendim, Kore, Japonya ele aldığınızda hı hı. buralarda semavi inançların az olduğunu görüyoruz. Semavi kökenli inançların daha çok felsefi inançların olduğunu görüyoruz. İşte e, baktığımızda bugün e, dünyaya format atan e, güç odakları bir, önce paraya hakim oldular. Lidyalıların M.Ö. 6. yüzyılda bugün Manisa civarındaki gidip görebilirler orada, hala o e, altın ve gümüşten döktükleri sikkelerin yapıldığı yerler var. O çok önemli bir tarih bizim için. Eee 6. yüzyıldan milattan önce bugüne kadar geldiğimizde para altın gümüş e, sikkelerden daha sonra banknot sistemine, daha sonra bir banknot sistemi altın ve gümüş sistemine bağlı. Daha sonra bankonot e, banknot sistemi tamamen Altın ve gümüşe bağlı olmaktan çıkarılıyor. Daha sonra petrodolar dediğimiz 15 Ağustos 1971'de doların altına bağlıydı. Ne zaman bağlanmıştı? Bu da 1944'te Britain Woods'ta 2. Dünya Harbi'nin galibi Amerika olduğu belli olunca. 1815'ten beri 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'ndan sonra dünyanın rezerv parası İngiliz sterliniydi. Ama hı hı. 1944'te 2. Dünya Harbi'nin galibi belli olunca Amerika Birleşik Devletleri Pentagon olunca beyler durun bakalım dediler İngilizlere. City of London'ın bankerlerine artık dünyanın parası rezerv parası dolardır. Öyleyse biz e, Amerikan hazinesinin, el, hazinesinin elinde de 20 bin ton dolar şey altın var. Dünyanın patronu biziz dediler. Tabii buna City of London e, çok bozuldu. Hatta işte bugünkü offshore sistemi offshore yayıncılıkla başladı. İnşallah Hı. bir başka programlarda onu da anlatırız. Bu yapı üzerine e, Amerikan doları 1945'ten beri dünyanın rezerv parasıdır. Ama tabi e, tabii o tarihten bu tarihe e, en büyük darbeyi tabi 15 Ağustos 1971'de Amerikan dolarının altına bağlı %40 altına bağlıydı. Kopardılar. O tarihten bu tarihe dolar ve dolara bağlı diğer dövizler deli gibi karşılıksız basılıyor. Buna Türk lirası da dahil. Evet. Japonlar, Almanlar, Amerikalılar, Efendim e, İsviçreliler hatta deli divane para basıyorlar. E, şimdi 2. Dünya Harbi'nden sonra küresel güç odakları şöyle demişlerdi. Dünyayı biz ikiye ayırıyoruz. Bir, hür dünya, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, Japonya gibi. Bir de demir perde, Sovyetlerin başını çektiği, işte Çin vesaire. Bu yapılar içinde biz hür dünya ile beraber olacağız demişlerdi ama bu gide gele 2008 krizine kadar gitti geldi. 2008 krizinden bu tarafa özellikle belli oldu ki City of London'ın başını çektiği ve kökenleri 1839-1843 e, İngiliz-Çin e, Afyon Savaşları'na kadar giden bir Hong Kong ilişkisi vesaire, e, Rothschild ailesi ilişkisi vesaireler var ki e, bunlar artık Amerika'nın dünyadaki doların hakimiyetine son vermek istiyorlar. Tarihte ikinci kez Amerikan İç Savaşı, Kuzey-Güney Savaşı'nda İngiltere ile Amerika karşı karşıya gelmişti. Hı hı. İkinci kez İngiltere ile yani daha doğrusu... İngiltere monarşisi ile City of London şu anda zaman zaman birlikte zaman zaman ayrılsalar da e, bu yapıyı diyorlar ki özellikle Covid-19 sürecinde bu dile getirildi. Diyorlar ki dünya efendim tekno demokratlar, tekno otokratlar. Biz tekno otokratlarla gideceğiz. Yani ne demek istiyorlar? Çin e, nüfusu bir buçuk milyar e, civarında bu arada. Dünyada 82 yıldır Çin en çok nüfusa sahip ülkeydi. 2023'te Hindistan onu geçti. Onu da belirtelim bilgi olarak sevgili seyircilerimize. İşte şimdi City of London'ın bankerleri ve bu bankerleri destekleyen İngiliz monarşisi, İsrail ve Şangay'ın bankerleri diyorlar ki kardeşim yeni bir dünya düzeni kuracağız. Evet. Ve bu dünya düzeni kurulurken de, bir tek temel dominant vardır. Paranın cinsi ve paranın cinsini kontrol edecek olan güç merkezi. Çünkü tarihe dönüp baktığımızda parayı kontrol eden inançları kontrol ediyor. Para ve inançları kontrol eden siyaseti kontrol ediyor. Para siyaset ve inançları kontrol edenler akademiyi kontrol ediyor. Dördünü kontrol eden bilimi kontrol ediyor ki Covid-19 sürecinde bilimin nasıl ayaklar altına indirildiğini de ileriki dakikalarda sorarsanız evet, değerlendirilir. Efendim, yani. İşte bu noktada bu adamların temel felsefesi, inançları Kabala kökenli Şemitah ve Süper Şemitah döngüleridir. Şimdi bunu bazı söylediğimizde zevzekler şey diyor efendim komplo teorisi. Keşke komplo teorisi olsa da eğlensek. Hı hı. Ama komplo teorisi değil. İşte bu anlamda 49 yılda bir dünyayı ekonomik, siyasi sosyal format atarlar. Her 7 yılda bir de genel ekonomik ve finansal format atarlar. İşte 49 yıllık süper şemitah döngüsü 2 Ekim 2016'da başladı. Bu 49 yıllık yeni süper şemitah döngüsünün birinci şemitahı 2023. ikinci şemitahı 2030. Boşuna mı 2023-2030 diyorlar sürekli evet. tekrar tekrarlıyor. İşte bu dönem içinde Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 seçimlerinden sonra dünyadaki her şey hızlanacak. Bunu bilelim. Hı hı. Geri dönüş var mı? Bir film vardı. Özellikle tavsiye ederim. No U-turn. U dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Ama e, çocuklarıyla seyretmesin sevgili seyirciler. Bazı sahneler çocuklar için uygun değil. Bu filmde sıkıştırılınca bir insanın nasıl mütedeyim bir insanın zıvanadan çıkacağını anlatır film. Hı hı. Ve Böyle mütedeyin kendi halindeki bir insanın nasıl insan öldürebileceğini de anlatır bu. You turn, no you e, Çok güzel bir filmdir bu konuda. Tabi araya bir kısım e, abuk subuk sahneler koymuşlar ama çocuklar bakmadığı sürece mesele yok. İşte bu yapı içinde yeni dünya düzeninin en önemli unsuru yeni para sistemi ve yeni para sisteminin kim olacağı. City of London, Şangay, İsrail diyorlar ki, Kardeşim İMF'nin 1969'dan beri olan SDR'si dünyanın yeni rezerv parası olsun hı hı. E, ve bu paranın bağlı olduğu herhangi bir çıpa çapa olmasın. Ve bu, bu para kripto, sanal veya dijital dediğimiz zaten dijital merkez bankası ile bankalar arasında kullanılıyor. Hı. Kripto para da biliyorsunuz 2009'dan beri işte takoşi makoşi diye bir adam uydurdular. Şimdi o kadar algılarla oynuyorlar ki. 2008 krizinden sonra Amerika deli divane dünyaya karşılıksız para pompaladı. Hı hı. Bu paranın geriye çekilmesi lazım Amerika'ya çekilmesi lazım. Tarafında. Peki nasıl çekilecek? Alın size bir kripto para. Gerçek elle alıp öptüğünüz yeşil dolarlar. Amerika'ya dokunamadığınız kripto paralar sizin cebinize Sonra da bakıyorsunuz uçup gidiyor bir sürü hmm. insan. Efendim falan şöyle kazanmış böyle. E vallahi zaten reklamını öyle yaparlar bu. E, ki 2000, e, 1929'da 2008'e kadar Wall Street'te yapılan bir araştırma var. Wall Street nedir? Efendim e, hisse senetlerinin dünyadaki en büyük alı satım işleminin yapıldığı ya, Orada bir araştırma şu var. Üniversite hocaları yapmışlar. Aleyna Hanım. 1929'dan 2008'e kadar oyuncuların sadece %15'i kazanıyor. %85'i kaybediyor. %15'inde %1'i ikisi kazanıyor. Gerisi mi? Kis kis, ben ben. Öpülüyor ve vuruluyor.